köklü sayı a kök b şeklinde ifadesi. Buna göre diyor hangisi a kök b şeklinde ifadesi yanlıştır? 28. 4 kere 7. 4 2 diye çıkar. Bu doğru mu? Evet. Bu doğru. Peki 80. 16 çarpı 5 olarak yazabilirim 80'i. 16 dışarı nasıl çıkar? 4. 5 içeride kalır. 4 kök 5. Bu da doğru. 60. 3 kere 3. Şimdi 3'ü içeri aldığında şöyle düşünelim Emre. 3'ü içeri aldığımda 3 9 diye girmez mi içeri? Evet. 6 da içeride var. 9 kere 6 54. Kök 54. Ama bize soru ne demiş? Kök 60 demiş. Tamam. Bu yüzden cevap kök 60. İkinci sorunun cevabı. Evet. Anlaşıldı mı Emre? Evet. Tamam. Üçüncü soruya geçelim. Akabinde. Evet. Aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? 3 doğru ama. Yani 3'ü yaptın değil mi? Beşinci evet. Soru. Beşinci soru. 6. Bende 5. soru da var. O zaman 5'i yaptın herhalde. 5. Aynen evet. Tamam. 6. soru. 6000. İlk başta yanlışmış herhalde. O yüzden yazmışım. O yüzden. Evet, tamam o zaman. 6300'ün yaklaşık değerini hesaplamamız için evet. Aşağıdakilerden hangisinin değerinin bilinmesi lazım? Şimdi tahtaya bakalım. 6300. 6300'ü çarpanlarına ayıracağım. Tahta gözüküyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi 2'ye böl 3150. Hatta sana daha basit ayrıştırma şeklini göstereyim. Emre, 63 çarpı 100 olarak yazabilir miyim ben 6300'ü? Evet. Tamam. Bu şekilde yazdım. Bu şekilde yazdım. Bir dakika. Yansıma olmasın diye yaptım da. Şimdi 63 çarpı 100. 63'ü ben 7 çarpı 9 olarak yazabilirim. 100'ü de 4 çarpı 25 olarak yazabilirim. Bak illa her zaman asal çarpan çizgin çekmene gerek yok. Bu şekilde pratik de yapabilirsin ayrıştırmaları. 7, 9, 3'ün karesi. 9 zaten 3'ün karesi. 4, 2'nin evet. karesi. 25, 5'in karesi. Şimdi zaten bu sayıyı bize kök içinde vermişti değil mi? Evet. Peki kök içinde 3 dışarı çıktı mı? 2 dışarı çıktı mı? Evet. 5 dışarı çıktı mı? Sadece içeride kök 7 mi kaldı? Evet. 3 kere 2, 6. 30 kök 7. Eğer ben bu sayıda kök 7'nin değerini, yaklaşık değerini bilirsen sorudan soruda yaklaşık değerini hesaplayabilmek için hangisinin değerini bilmek gerekir diyor. Cevap neymiş o zaman? Kök 7. Aynen. Devam edelim. 8. soru. Tamam. 8. soru. Ne demiş? Her birinin alanı 80 birim kare olan 9 adet kare kenar kare demiş değil mi bu? Kenarlarından birleştirerek büyük bir kare oluşturuyor. Tamam. Evet. Tamam. Bu sorularda bak biraz bu sorular geometri soruları. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Kare dediğin kenarlara eşit bir şekil değil mi kare? Benim elimde 9 tane kare var. Ben 9 kareyi ancak Emre buraya dikkat et. 9 kareyi ancak 3 3 3 3 yaparsam kare oluşturabilirim. Başka türlü olmaz ha? Başka türlü kare olmaz hiçbir zaman. Tamam. Şimdi bir karenin sana soruda şunu demiş. Bir karenin alanı 80. A kare 80 ise A kaç olur? Soru vermiş bunu. A kare 80 demiş. A kaç olur? 4 kök 5 mi? Evet. Karekök için alıyorsun her tarafı. Buradan 80, 16 çarpı 5 diye çıkıyor. 16'nın 4'ü dışarıda, kök 5 içeride. O zaman biz bir kenarını kaç bulduk? Buranın 4 kök 5. 4 kök 5, 4 kök 5. Bir kenar ne oldu? 12 kök 5 mi oldu bir kenar? 3 tane 4 kök 5. Evet. Burası da 12 kök 5. Burası da 12 kök 5. Burası da 4 çarpı 12 kök 5. Çevreyi sormuş bize. 12 kök 5, 12 kök 5, 12, 48 kök 5. O da Adana'da cevap. Adana. Evet. Anlaşıldı mı ama? Evet. Tamam. Şimdi kaçıncı soru? Hocam, bir saniye. Şunları şey yapayım. 48 kök 5. Tamam hocam. Tamamdır. 9. 9 ifadesinin eşit, biraz arka taraf, tamam okuyabiliyorum. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birlikte yapalım. Acaba bunlar kökten nasıl kurtulacak? Bunlar kökten nasıl kurtulacak? ...25 çarpı... ...x4 çarpı... ...y küp... ...ifadesinin eşitini soruyor. Şimdi sana soruyorum Emre... ...25 dışarı ne olarak çıkar? 5. x4 dışarı ne olarak çıkar? x4? x4... x4 var mı? x artı 4. x4... ...x üzeri 4. Dışarı nasıl çıkar kökün dışına? Şöyle yazamam mı onu? Şimdi bak, 25 5'in karesi. x4 de x çarpı x çarpı x çarpı x. Y küp de yani nasıl oluştuğunu anlatacağım sana. Evet. Şimdi 2 tane x, bir tane x olarak çıktın dışarı. Çıktı. Diğer 2 tane x, o da bir tane x olarak çıktı dışarı. 2 tane y, bir tane y olarak çıktı dışarı. İçeride sadece ne kaldı? Bir tane y. Y. Burası ne yaptı? 5x kare y kök y. Bu da hangi şıkta var? Bursa. Bakayım hocam. Bursa, evet. Bursa'da. Evet. Sıradaki test 6. Yan sayfa. Yan sayfa geçeceğiz. Tamam, test 6. 3. soru, 7. soru. Evet. Evet. Çarpma ağacım verilmiş. Evet. Üstüne yapalım bu soruyu. Şimdi bak. Şöyle düşün. L'yi soruyor ya bize. Evet. Kök 5 çarpı kök 6. Kök 30 değil mi? 5 kere 6'dan. Evet. Kök 2 çarpı kök 30. 2 kere 30 kök 60 değil mi? Evet. Normal çarpıyorsun Emre. Peki kök 60 4 çarpı 15'ten oluşmuyor mu kök 60? Hı. Ya da kök 60'ı bunu nasıl bulursun? Asal çarpan çizgini çekersin Emre. İşte 2'ye böl 30. 2'ye böl, sıkıştığın yerde bunu yap. 15. Bak 2'nin karesi çarpı 15. Yani 4 çarpı 15. Peki 4 dışarı ne olarak çıkar? 2. Kök 15 dışarı çıkar mı? Çıkmaz. 2 kök 15. Cevap Bursa. Anlaşıldı mı? Evet. 7. soru. Emre. Tamam hocam. Bak şimdi kök varsa böyle çarpım. Şunu yapmalısın. Şuraya geçeyim de. Ha, tamam. Tamam hocam. Büyük kök işareti çizdim bak 7. soru için. Tamam mı? Tamam. 11'i içine attım. 7'yi içine attı. Peki 77, 7 ile 11'in çarpımı değil mi? Evet. Eğer bak böyle kökle kök çarpımı varsa tek kök yazıp hepsini tek tek çarpabilirsin. Köklerin dereceleri eşit. Tamam? Yani sen zaten kök 2 çarpı kök 3'ü. Kök 6 nasıl yazıyorsun? Tek bir kök yapıp 2 ile 3'ü çarparak. Burada da bak. Tek bir kök yaptım. İçindekilerin hepsini attım kökün içine. 11'e attım. 7'ye attım. 77'yi de 7, 11 diye attım. Tamam. 11'den 2 tane var. 11 dışarı çıkar mı buradan? 11 dışarı çıkar. 7'den de 2 tane var. 7'nin karesi. 7 de dışarı çıkar. 77. 77 bizim aradığımız cevap. Evet, sıradaki. Test 7, 4 ve 9. Kim hocam? Test 7, evet, 4 ve 9. Test 7, 4 ve 9. Evet. Bundan sonra Bilfen yayınlarından olasılık çözeceğiz. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi o bende var. Ben ekrana yansıtacağım. Hem seni test edeceğim. Olasılıktan dair bakalım. Unutmuşlukların var mı? Bilgin ne derecede? Tamamlayıcı oluruz. Şimdi tamam, kare köklü sayılarda çarpma işlemi vermiş. He, bak bu sorularda çarpım tablosu, yani bununla bak siyah noktaları koyduklarımı çarpıp buraya yazacaksın. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi 3 kök 2 ile kök 6'yı çarparsan ne olur? 3 kök 2 ile neyi? 3 kök 2 ile kök 6'yı çarparsan. Şimdi bununla bunu çarp. 12. 3 kök 12. Tabii kök 12 çıkar 2 kök 3 diye. Neyse bize onu sormamış. Bize x ile y'yi sormuş. Bir tane örnek yapalım. Evet. Şimdi 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsan ne olur? 6 kök 4. 6 kök 4 de 12 değil mi? Evet. Tamam. Peki kök 6 ile kök 6'yı çarparsan bak şimdi. Yani kırmızıları çarptığında ikisini kesiştiği yere yazacaksın. Y'yi bulacağız. Kök 6 kök 6 daha 6 mı eder? 2 kök 6 mı? 6 mı? Az 6. Kök 6 çarpı kök 6 kök 36. Evet. Toplama yaparsan 2 kök 6. Y de 6'ymış. X 12. 12 bölü 6'dan 2 oradan. 2 bölü 1'den 2. Devam edelim. 9. soru. Üçgen sorusu değil mi? Evet. Üçgenin alanı ne Emre? Üçgenin alanı 180. Üçgenin iç açıların toplamı 180. Üçgenin alanı ne? İç açıların toplamı işte. Hayır. Üçgenin alanını sordum, alanını. Ha. Tahtada yapıyorum. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabana A. Tabana ait yükseklik kaç? Bölü 2. Soru alanı kaç vermiş? 24 kök 2. Evet. Buradan A çarpı H kaç gelir? İçler dışlardan 2 kere 24. 48 kök 2. Peki evet. ABC üçgeninin tabanı A santimetre ve yüksekliği H olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi taban yüksekliği olamaz diyor. Şimdi A ile H'ın çarpımı 48 kök 2. Şıklara bakacağız. A şıkkı olur mu? 8 kök 3 ile 2 kök... Şimdi 8 kök 3 ile 2 kök 6'yı çarparsak A'yı ve H'ı vermiş ya Adana'dan. 8 kere 2 16. Kök 3 çarpı kök 6 kök 18. Peki kök 18 3 kök 2 olarak çıkmaz mı dışarı? Ne olarak? Kök 18 9 çarpı 2'den 9 çarpı 2'den 9 da 3 diye çıkmaz mı? 3 kök 2 olmaz mı? Kök evet, evet, evet. 3 kere 16? 16 kaç? 48 kök? 48 evet. Aynı mı çıktı? 48 kök yani. Demek ki A şıkkı olabilirmiş. Tamam mı? Evet, evet, evet. Olamazı soruyor. Peki Bursa'ya bakalım. Bursa'ya bakalım. Bursa'yı da şuraya yazayım. 4 kök 12 kök 24. Peki 4'ü yazdım. Çarpım var. Tek bir kök yazıyorum. 12. 24'ü de 12 çarpı 2 olarak yazabilir miyim? Zaten. Peki 12'den 2 tane çarpım varsa bir 12'yi dışarı atabilir miyim? Tamam. 4 kere 12 48 kök 2. Yine aynısı çıktı mı? Çıktı. C'ye bakalım. C. Doğruymuş. C. C şıkkı için yapıyorum. 2 kök 48 çarpı kök 6. Evet. Şimdi 2 çarpı tek kök yapıyorum. 48'e 6 kere 8 diye yazamam mı? Evet. Bir daha 6 var. Peki 6'dan 2 tane var. 6'nın karesi. Kökten 6 diye çıktı mı? Çıkar. 2 kere 6 12. Çıkar. Peki 8. Kök 8. 2 kök 2 demek değil mi? Evet. Emre. Evet. 2 kere 6 12. 12 kere 2 24 kök 2. C şıkkı olmaz. 48 kök 2'yi vermedi. 24 kök. Tamam. Aynı şekilde Denizli'de yaparsan 48 kök 2 olduğunu görürsün. Zaten bak şöyle. 4 çarpı 4 16. Kök 6 çarpı kök 3 kök 18. Kök 18 3 kök 2 diye çıkar. Bir de 16 vardı. 16 çarpı 3 48 kök 2 gelir yine. Evet, sıradaki sorumuz. Yan tarafa. 8. test. 8. testte 6. Evet. 6. soru. Şu soru değil mi? Evet. Tamam. Yukarıdaki sayı doğrusunda bakalım beraber. Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen köken sayısında en iki basamaklı bir sayıdır. N'in alabileceği en büyük tam sayı değeri için köken artı köküçü mü soruyor? Ben biraz çekimden dolayı bulanık gördüm. Köken artı köküçü mü soruyor? Köken artı köküç. Evet. Tamam, birlikte yapalım. Ha, köken bölü köküç. Köken bölü köküç. Tamam, onu söyle bana. He, orası öyle. Bölme işaretiymiş. Tamam. Bak şimdi 3 4 şurada da ne var? Köken var, değil mi? Evet. Şimdi n'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Nasıl yapacağız? 3'ün kök içine girmiş hali kök 9 mudur? Evet. 4'ün kök içine girmiş hali kök 16 mıdır? Evet. Peki kök 16'dan küçük en büyük n'in alacağı sayı kaç olur? Kök 15 mi olur? Kökenin, evet, kök 15. Bize kök 15 bölü kök 3'ü sormuyor muydu zaten? Evet. Peki ben kök 15'i kök 3 çarpı kök 5 olarak yazamam mı? Yazarız. Kök 3'ler gitti mi? Evet. Kök 5 cevap. C. Evet. Ya da bak bir teknik daha göstereyim Emre. Yine köklü sayıdan özelliği. Köklerin derecesi aynı ya. Aynı kök yani. Tek kökte yazı 15 bölü 3 yazabilirsin. 15'i 3'e böl. 15'i 3'e böl 5. Evet, buradan da çıkar cevap. Bunu da bil yani. Buradan da yapabileceğin. Evet. Soru kaç? Evet, 11. Evet. Aşağıdaki verilen tabloda A, B, C, D harflerine karşılık gelen karaköklü ifadeler verilmiştir. Karaköklü ifadeler A, B, C, D. Tamam. Şimdi verilenleri tek tek yazalım. İstenilen ne bizden? Bak şimdi Emre, takip et. A bölü B, A bölü B bölü C bölü D. Önce sorulanı verilenlerle tek tek kim olduklarını yazalım. A yerine kök 48 vermiş soru. B yerine kök 12 koymuş. Değil mi? Bölü C yerine kök 15. Bakayım. Evet. D yerine de kök 30. Evet. Demin sana bunu göstermiştim. Aynı kök içine alıp 48 bölü 12 bölü aynı kök içine alıp 15 bölü 30. 48'i 12'ye böl 4. 4 kökten nasıl çıkar dışarı? 2. 15'i 30'a böl 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şimdi gelelim. Ben 1 bölü 2 yerine şöyle 1 bölü kök 2 yazamam mı? Yazarız. Peki bölme işleminde ne yapılıyordu? Emre, birinci aynen yazılıyordu. İkincisi ters çevrili çarpma olarak da işleme giriyordu. 2 kere kök 2, 2 kök 2. O da Ceyhan'da var. Tamam. Yazdın mı? Yazıyorum. Anladın mı nasıl yapılacağını? Evet. Tamam bakalım. İyi, bayağı güzel sorular da çözmüşsün. Çözemedik, hani diğer sormadıklarına bakıyorum. Kendi başına güzel çalışmışsın yani. Bayağı matematiği çalışıyorsun, test çözmüşsün yani. Evet. Kök 2. Tamam. Tamam hocam. Sıradaki? Yan teste gideceğiz. 9'a. 9'da 4. 9'a 4. Evet. Dördüncü soru. Uzunluğu 150 santimetre, kök 150 olan biri 5 eş parçaya ayrılmıştır. Evet. Buna göre her parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi dikkat edelim. Bir ip varmış. Uzunluğu kök 150'ymiş. İpin uzunluğu. Doğru muyum? Evet. Peki. Kök 150'yi ben şöyle yapamam mı? Önce bir 150'nin kim olduğuna bakalım. 2'ye böl 75. 3'e böl 25. 5'e böl 5. 5'e böl 1. Yani kök 150 yerine 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi yazabilir miyim? Evet. 5'in karesinden 5 dışarı çıkar mı? 5. 5'in karesi olduğu için 5 kökten dışarı çıkmaz mı? Çıkar. 2 ile 3 içeride mi kalır? İçeride kalır. Tamam. 5 kök 6. İpi 5'e bölüyormuş. 5 kök 6'yı 5'e böl. 5'ler gider. Bir parçanın uzunluğu ne olur? Kök 6. Ceyhan. Anladın mı şimdi? Evet. Şimdi de bir kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. Kök 6 artı kök 6 artı 5 kök 6 mı olur? 5 kök, evet. 5'i içeri ne olarak atarsın? 25 olarak atarsın. 25 kere 6 kök 150 eşit olur yine. Güzel. Tamam. Sıradaki soru. Bir saniye hocam. Evet. 6. Evet. Geometri sorusu. Yukarıdaki verilen üçgen ile dikdörtgenin alanı eşitse. Tamam. Şöyle. Üçgenin alanı neydi Emre? Üçgenin alanı yüksek çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam. Şimdi tabanı 8 kök 3. Yükseklik kaç? Yükseklik 3 kök 2. Bölü 2. Bu üçgen alanına mı eşit? Evet. Peki üçgen alanı ile dikdörtgen alanını soru eşit vermiş. Dikdörtgen alanını nasıl buluyorduk? Yani yukarısıyla şu yan tarafını çarpıyorduk. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Uzun kenar. Peki uzun kenarı biliyor musun? Uzun kenarı bilmiyoruz. Soru bize neyi sormuş? Uzun kenarı ne olur? Tamam. Uzun kenara x diyelim mi? Diyelim. 2 kök 6 çarpı x mi? Evet. Dikdörtgenin alanı. Bak yukarıda belirttim. Şimdi bunu çözeceğiz. Tamam. Bak şimdi dikkat et işlemlerin nasıl yapıldığını köklü sayılarda. Sayı normal sayıları çarp. 8 kere 3 24. Kök 3 çarpı kök 2 kök 6. Ne? Ha tamam. Kök 6 bölü 2. Duymadın mı? 2 kök 6 çarpı x. Anladın mı burayı? Sol tarafı nasıl yaptığını? Evet. Peki 24 ile 2 sadeleşirse her ikisini 2'ye bölersem yukarıda ne kaldı? 12 kök 6 mı? 12 kök 6. Peki özdeşliklerde bilinmeyeni yalnız bırakmak için her tarafı katsayı yanındaki katsayıya bölmüyor muyuz? Bölüyoruz. Hatırlıyor musun bu işlemleri? Evet. Tamam. 2 kök 6'lar gitti mi? Gittiler. Peki kök 6 ile kök 6. 6 kaldı. 12 diye böl. X eşittir. X 6 çıktı. 6 buradan geldi. Şimdi bu tarz sorularda aslında sorudan çok neyi bilmen lazım biliyor musun? Geometrik şekilleri burada alanlarıyla alakalı cümleleri. Tamam? Tamam. Anladın mı? Evet. Devam edelim. Tamam hocam. Sıradaki soru. Bir tane daha çözelim. Son olasılığa geçelim. Tamam mı? Kalan 8. soru kaldı. Kaçıncı? 8. soru. Tamam. Emre. Kalanlara yine kendin varsa uğraş. Tamam. Olmazsa bana hocam bunu bir daha uğraştım yine yapamadım diye söylersin. Tamam mı? Hı. Onu ben sana yekten atarım cevabını, çözümünü. Şimdi olasılıkla ilgili de geçiş yapıp sorular çözelim diye diyorum. Tamam? Tamam hocam. Çünkü 2 ders köklü sayılarla uğraştık bayağı. Zamanımızı mantıklı kullanalım. Daha da yani bir farklı konuya geçmiş olalım. Önce bir konuların hepsini ben tekrar etmiştim. Şimdi bu soruyu üstüne yapayım mı? Olur. Bak şimdi. Ne diyor? Yukarıdaki verilen şekilde soldan sağa doğru ardışık olan iki kutunun içinde yazılan sayılar. Bak soldan sağa doğru ardışık. 75. 5 kök 3 diye çıkmaz mı dışarı? Evet. Sonuçta 75, 25'e 3'ün çarpımı. 25, 5 olarak çıkar. Kök 12. 2 kök 3 olmaz mı? Kök 3, evet. Tamam. Şimdi Soldan sağa doğru ardışık olan iki kutunun içinde yazılan sayılar çarpılıyor. Şimdi 5 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpacağız. Tamam mı? Tahtaya bakalım. Şimdi orada kalemle yazmaktansa ben tahtada rahat rahat şöyle çözeyim. Evet. Kök 75, kök 12, a. Bak bununla bunu çarpmış, boşluk var. Bununla bunu çarpmış, b olmuş. B. Bu kutuyla da aşağıda 60 var. 60 var. Tamam. Şimdi bak nasıl yapıldığını söyleyeyim. Buna 5 kök 3 dedik. Buna da 2 kök 3 dedik. Şimdi bununla bunun çarpımı buraya yazılacak. Doğru mu? Evet. 5 kere 2 10. 10. Kök 3 çarpı kök 3 3 mü? 3. 3 kere 10 30. Değil mi? Evet. Yani 5 kök 3 ile 2 kök 3'ün çarpımı 30'muş. Peki 30'da neyin çarpımı 60 olur? 2. 2. Peki 2 kök 3 ile a'yı soruyor ya burada. Şimdi 2 kök 3 ile a'yı çarpacağım. Bak 2 kök 3 ile a'yı çarpacağım. Cevap kaç çıkması gerekiyormuş? 2. 2. Peki a'yı bulmak için her tarafı a'nın yanındaki katsayıya bölmüyor muyuz? Özdeşliklerde denklem çözerken. Evet. 2 kök 3'ler gitti. A eşittir. 2'ler de gitti. 1 bölü kök 3 mü çıktı a? Emre. Evet. Soru bize 1 bölü a kare artı b'yi soruyor. Peki a'yı 1 bölü kök 3 buldum. Yerine yazalım. 1 bölü 1 bölü kök 3'ün karesi. B'yi de 2 buldum. Yerine yazalım. B'yi de 2 buldum. Yerine yazalım. Şimdi karesi. 1 bölü kök 3'ün karesi 1 bölü 3 değil mi? Bakayım, evet hocam. 1 bölü 3'ü takla attır. 3 olmaz mı? Evet. 3 artı 2 5. Denizli. Tamam. Evet. Bu soruyu da bu kadar. Bu şekilde yapabilirmişiz yani bu soruyu da. Evet hocam. Şimdi olasılıkta sana sorarak ilerleyeceğim önce. Bir ekran paylaşımını kaldırayım diye. Açacağım tekrar. Evet, ekranı görüyor musun? Soru ekranını. Evet. Tamam, sırayla gideceğiz şimdi. Evet, senden istiyorum cevapları. Birlikte gidelim. Üstüne yapacağız. Bunlarda. Bak bunlarla çalışması rahat hem. Dijital kitap bunlar. Ben ona göre bu kitapları hazırlıklarını yaptım. Derslerde kullanmak için. Evet. 12 kız, 14 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftan rastgele bir öğrenci seçilmesi olayıyla ilgili olası durumların sayısı kaçtır? Şey yapayım hocam. Tamam. Şu kitabı Koray Vuroğlu şey yapayım mı? Tamam, onu kapat. Olasılık sorularını en son ödev vereceğim sana. Oradan olasılık sorularının hepsini Koray Varol'un çözüp yapamadıklarını yine bana yollayıp birlikte ilk derse öyle başlayacağız. Tamam. Hocam. Tamam. Atarım ben. Tamam. Şimdi bu sorularla devam edelim. Hadi bakalım. Rastgele bir öğrenci, yani cinsiyeti fark etmiyor değil mi hocam? Evet. Olası durumların sayısı toplam sayıdan bulunmuyor muydu? 26. Yani 26 cevap. Cevapları da görebiliyoruz hem bunda. Tamam. Tamam hocam. Evet. Sıradaki soru. Evet. Bak bakalım. Yukarıdaki açınımı verilen zaratılarak üst yüzüne kaç geldiğine bakılacaktır. Bu zaratıldığına karşılayabilecek olası durumlar söylediklerden hangisidir? Yani bunlara bakarak değil mi hocam? Evet. Yani biri gözükmüyor. Biri saymayacak mıyız? Yani bir yok burada. Yani olası durumlar hangileri olabilir? Bunu sen bu şekli zar haline getirseydin. Hocam Ceyhan. Ceyhan'da yazılmış olanların hepsi var değil mi? Evet. Tamam, bunları görmeni istiyorum işte sen bana. He, bunları bana söyle. Evet, sıradaki soru. Evet. Buna yukarıdaki toplar boş bir torbaya atılarak bu torbadan rastgele bir topça gelecektir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin olması daha fazladır? Evet, ne düşünebilirsin bu soruda? Asal sayı olması. Hocam 4 tane asal var. Değil mi? 1 4 gibi. 2 3 4 5. 5 yani 5. 5 asal var. Tek sayılara bakalım. Tek sayı. 1 2 3 4 5 6. 1 5 Evet, 6 tane. Evet, rakam olması. Rakam 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane rakam var. 5. 20'den büyük olması? Yok. 0. 0. Tek sayı olması. En fazlaları soruyor. Hangisi? Bursa. Bursa. Aynen. Devam edelim. Sıradaki soru. Sıradan hangisi? Bir olayın olsun değeri olabilir. Bir olayın olasılık değeri 1/7 Bursa değil mi? Değeri olabilir. Tabii ki de 1/7. Çok güzel. Kafadan yapacağın soruları kafadan yap geç zaten. Ben onu da inceliyorum. Evet. Sendeki duruma bakıyorum çünkü. Devam. Evet. Buna, yukarıdaki torbaların içinde birli sayıları torbaların üzerine yazılmıştır. Bu torbaların her birinden rastgele birer bile çekilecektir. Buna göre kaç numaralı torbadan siyah birli çekme olasılığı mor birli çekme olasılığından daha fazladır? Evet. Evet. Hocam, nasıl düşünürsün? Ceyhan hocam. Siyah birliği belli zaten değil mi? Çokluğu, varlığı soruları. Evet, sıradaki soru. Yukarıdaki eş parçalara ayrılmış çark bir defa çevrilecektir. Buna göre çarkın ibresinin gösterdiği renk ile ilgili. Evet, sırayla bakalım hadi beraber. Sarı gösterme olsun. Mavi gösterme olsundan fazladır yani. Sarı daha fazla, evet, doğru, bir doğru hocam. Sarıyı mavi, bir doğru dedin. Tamam, tik atalım. Evet, mavi gösterme olsun ile yeşil gösterme olsun da eşittir. Evet hocam. Evet. Yeşil gösterme olsun sarı gösterme olsundan azdır. Evet hocam. 3 de doğru. Yani Denizli mi diyorsun? Hepsi Denizli hocam. Evet. Doğru cevap mı? Evet. Evet. Sıradaki soru. Buna göre her çıktının olasılığı kaçtır? 1'den 10'a kadar doğal sayılar özdeş birer karta yazılarak bir torba yazılmıştır. Bu torbadan rastgele bir kart gelecektir. 10'a kadar dediği 10 var mı hocam? Tabii şimdi 1'den 10'a kadar diyorsa 10 dahil anlamıdır o. 10 dahil anlamıdır o. Tamam mı? 1/10 değil mi? Yani sana soruyor ki her bir çıktığında olasılığı 1/10. Doğru cevap. 10. Güzel. Sıradaki sorumuz gelsin. Hadi bakalım. Yukarıdaki 4 sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre hangi sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olması olasılığı ile erkek öğrenci olması olasılığı birbirine eşittir? Hocam direkt 8B Bursa. Evet. Evet. Ne yaptın? Neyi? 8B mi dedin? Evet. Güzel. Zaten şu bariz belli. Muhakeme soruları bunlar biraz daha. Evet. Evet evet hocam. Kolay mı? Yukarıdaki öğrenciler hangisinin söylediği ifade doğrudur? İkisinin olayın olma olasılığı birdir. Evet. Soruyu görüyor musun? Hayır hocam. Şimdi görüyorsun. Evet şimdi geldi. Tamam. Hocam bir evet doğru. Hocam ikisi de doğru. Hocam şey Bursa değil mi? Bursa mı diyorsun? Aynen. Evet. Zaten imkansızlar 0, kesinler 1. Bir olayda birden büyük olabilir. Mantığıyla baktığında kimin ne söylediği belli oluyor aslında. Aslında olasılığın biraz da tanımlarını işlemiş soru. Evet, devam edelim. Bir olayın olma olasılığı 4/9 ise olmama olasılığı kaçtır? Tabii ki. C. Şimdi ihtimal olma olasılığıyla olmama olasılığı yani olumsuzu diyelim eşittir her zaman 1 olmak zorunda değil mi? Evet. Emre. Evet hocam. 4/9 ise 1'den 4/9'u çıkardığında dediğin gibi tamamlayıcı olan 1'e Ceyhan doğru cevabımız. Tamam. Evet. Bakalım. Evet hocam. Yukarıdaki sayıdan hangileri doğrudur? Bir zar atıldığında üst 10 gelme olasılığı 0'dır. Evet hocam doğru. Doğru. Bir madene para atıldığında üst yüzü yazı gelme olasılığı imkansız olaydır. Yanlış hocam. Yani. İçinde mavi ve kırmızı kalemlerin bulunduğu bir kalem terasiyle bir kalem alındığında bu kalemin sarı olma olasılığı 1'dir. Yanlış hocam. Yalnız 1 mi diyorsun? Evet hocam Adana diyorum. Adana güzel. Devam edelim. Bakın bu soruda zorlanabilecek misin? Merak ediyorum. Bakalım hocam. Buna göre size kaç farklı seçenek olur? A şehrinden B şehrine 3 farklı yol. B şehrinden C şehrine 2 farklı yol vardır. A şehrinden hareket eden bir araç B şehrinin uğrama koşuluyla C şehrine gidecektir. Araç sahip kullanabileceği yolların listesini yapmak istiyor. Şimdi hocam ne oldu? Gitti. Ekran geldi mi? Devam edelim. Tamam hocam. Soru gitti hocam. Yo ben şey yaptım. Ekran küçük çıktı da onu halletmeye çalışıyorum. Ekran büyük çıktı diyorum da. Tamam. Burada kalmıştım şimdi. Evet. Sıradaki soru. Buna göre torbanın bir topun olduğunu, torbadaki top sayısı en az kaç olacak? En az soruyor. Renkleri dışında özdeş topların bulunduğu bir torbadaki top sayıları ve olasılık değeriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Başlangıçta torbada 4 tane mor, 6 tane yeşil ve 8 tane mavi top vardır. Bu torbaya X tane yeşil top konulunca torbadan rastgele çekilen bir topun yeşil olma olasılığı deneklere göre daha fazla olmuştur. O zaman hocam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 hocam Ceyhan. Ceyhan mı? Evet hocam. Şimdi ona dikkat edelim. Amaç burada yeşil top konulduğunda torbadaki top sayısı en az kaç olabilir? Toplamda şimdi kaç tane şey var? 4 tane mor, 6 tane yeşil. Toplamda 18 tane var değil mi? Evet. Yeşilin çok seçilmesi için bir kere yeşilin maviyi geçmesi lazım. 9 tane olması lazım. 3 eklemem lazım. 18'e 3 eklediğinde en az 21. Doğru, güzel. Evet. Bir dakika. Bir. A'lı B var. Bir dakika bekle. Yeni bir test açacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Bir tane daha çözelim. Öyle bir test yetmez. Devam edelim. Haydi bakalım. Müge görseldi ki Bolon'dan birini rastgele alacaktır. Müge'nin alacakla Bolon'un yerleşik enkılma olması kaçtır? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Burs hocam. Aferin. Hızlı görmen iyi. Çünkü süreyle de yarışıyorsun. Onu unutma. Devam et. Evet hocam. Tek sayı olma olasılığı 1, 3, 5. Hocam bakalım. 1 bölü 2 hocam. Cihan. Yani 3 durum var. Tüm durum 6. 1 bölü 2. Ceyhan. Güzel. Bunlar biraz da işlem sorusu. Evet. Evet hocam. Buna göre buradan vurulan karenin mavi olmama olasılığı kaçtır? Mavi olmama olasılığı diyor. 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 20, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Mavi boyalı olmama olasılığı. 14'la 14, 20 bölü 14 olacak. 20'de 14. Evet. Tamam, 20 bölü 14 deme. 14 bölü 20 ya da 20'de 14. Evet. Bu da hangi şık olur? 2'ye böl ikisini. 7 bölü 10. Ha evet. Hiçbir zaman rasyonel kesirli bulduğunu aynen bırakma. Varsa sadeleştirme, son haline kadar yürümen lazım. Şıklarda hiçbir zaman 14 bölü 20 beklemezsin. Tamam mı? Tamam hocam. Dikkat et kesirlilere. Kesinlikle sadeleştirme var mı yok mu kontrolünü yap. Devam et. Tamam. Bu kartlardan rastgele bir tanesi alındığında bu kartın altında yazan sayının rakam olma olasılığı kaçtır? Yukarıda verilen daire şeklindeki kartların her birinin altında negatif bir tam sayı, üçgen şeklindeki kartların her birinin altında ondan küçük bir doğal sayı ve kare şeklindeki kartların her birinin altında ondan büyük bir doğal sayı yazmalı. Bir sayı yazılır. Evet. Daire şeklinde. Negatif bir tam sayı diyorsa eksilerde olur. Yuvarlak. Eksi ondan büyük, ondan küçük. Şöyle ben küçüktür o, büyüktür o. Bunlar da negatifmiş. Evet. Evet hocam. Rakam oldu. Kaçtır diyor. Bakalım buna hocam. Hocam tabii 3 bölü 10 değil mi? Rakam olma durumu şurası değil mi? Üçgenler. Evet hocam. 3 tane var. Tüm sayılar kaç tane? 10 tane. Aferin. Evet. 3 bölü 10 Denizli. Güzel. Evet. Devam et. Buna göre seçilen noktanın çember üzerinde bulunan bir nokta olma olasılığı kaçtır? Yukarıdaki şekilde verilen noktalardan biri rastgele seçilecektir. Yukarıda SD, CD, F, GH, AB var. Nokta olma olasılığı. Evet, tek tek bul bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diyor. Bir kaçırma nokta. Burada. Yani bir tanesini kaçırırsan cevabı farklı bulursun hemen. Tamam hocam. Noktanın çember üzerinde buna bir nokta. Seçilen nokta mı? Ha. Çember üzerinde bulunan bir nokta diyor. Tamam. Evet. Kaç tane vardı? 9 tane. Denizli mi yoksa? Çemberin üzerinde kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? 6 gibi ama. Çemberin üstünde. Üstünde 6. Tamam. F'yi niye alıyorsun? F'yi ilk başta alacaktım da hocam. Sonra daire de F'ydi. Çember dersen çevre düşüneceksin. İçeri giremezsin çemberde. Daire alan belirtir. Çevre sınır belirtir. Çember sınır belirtir. Tekrar et bakayım. Çember sınır belirtir. Çember sınır belirtir. Daire de alan belirtir. Daire de alan belirtir. Dairenin içine girersin. Ama çemberde... Daire içerisi, çember dışarısı. Evet. Sınır. O zaman dışarıda kaç nokta var sınırların üstünde? Ne hocam? Çemberin... 6 tane. 6 tane. 6/9 hangi cevap? Şıklarda hangisi? 2/3. 2/3. Doğru cevap. Devam et. 2 madene para havayet oluyor. Paraların üstüne gelen yüzlerin aynı olma olasılığı kaçtır? Ali yukarıdaki soru tüm olası durumları izah çözecektir. Buna göre Ali'nin bulacağı sonuç kaç olmalıdır? Evet. Dikkat edeceğin yer burası bak. Hocam yapıyorum ya. Hocam bir saniye. 2 madenin parası mı? Efendim? 2 madenin parası değil mi hocam? 2 madenin parası değil mi hocam? Tabii. 2 para atılıyor. Evet. Bir saniye. Bir şey. 4/8 mi çıkıyor acaba ya? Hocam. Şimdi birlikte yapalım. 2 parayı attım. Tura gelebilir. Tura yazı gelebilir. Yazı tura gelebilir. Yazı gelebilir. Yazı gelebilir. Değil mi? Evet hocam. Peki kaç tanesi aynı yüz olanlar? Şunlar, şu mu? Evet. Toplam kaç tane durum var? 4. İstenilen durum kaç? 2. 1/2. Anladın mı şimdi? Doğru. Evet hocam. 8'lere nasıl çıktın sen 8'lere ya? Hocam 2 tane bozuk para dedi. Tamam. 4 durum vardı. İşte evet. Tamam. Sana bir şey öğreteyim. Şimdi bir para varsa 2/1 2 durum olur. 2 para atılıyorsa 2'nin karesi deminki yaptığım soru gibi 4 durum olur. 3 madeni para atılsaydı 2'nin 3'ü 8 durum olurdu. 4 para olsaydı not al bunu 16 durum olurdu. Yani 2/n. Bu n madeni para sayısını veriyor. Tamam mı? Bu sayede neyi buluyorsun? Paydadaki tüm durumları buluyorsun. Atılan paradaki. 2/n. Anladığın gibi yaz bunu. Tamam mı? Evet. Sıradaki soru. Yazdın mı onu? Hocam yazacağım şimdi. Tamam. Yedinci soru. Buna göre doktor ve hasta bakıcılar arasından rastgele seçilen birinin erkek olma olasılığı kaçtır? Erkek olma olasılığı kaçtır? Bir hastanede 10'u bayan, 22 doktor ve 12'si bayan, 20 hasta bakıcı vardır. Evet. 20 hasta bakıcı vardır. Bakalım biraz. Bayan 20 bakıcı. Doktor. Doktor hastalık için. Bak şimdi. Yapıyor musun? Bir saniye. O zaman hemen şey yapayım. Yardımcı olacağım ona göre. Canım ben. Şeyi soruyor değil mi? Erkek olmalısın. Evet. Tamam. Erkek olma 20. Hocam bitiyor. Evet. Tamam. Şimdi 22/64 çıktı sanki. 10 bölü iyi bak. Şimdi nasıl yaptığımı anlatayım. Dinle beni. Doktor. 22 doktor yok mu toplam? Evet. 22 doktorun 10'u kadın mı? Evet. 10'u kadınsa kalan 12'si erkek mi? Evet. Peki hasta bakıcılara bakalım. Hasta bakıcılar toplam 20 tane mi? Evet. 12'si kadın mı? 12'si kadın mı? Yanlış yapmışım şeyi ya. Tamam. 8 tane olacaktı. 8 tane erkek. Erkeklerin toplamı kaç? 12 ile 8'i topla 20 erkek mi var? Evet hocam. Evet. Toplam kaç tane personel var? 42 mi? 42. 42'de evet. 20. 2'ye böl 10/21. Yalnız fazla koymuşum yani. Tamam. Tamam. Devam edelim. Bu soruya da bak. Sana bırakıyorum. Hocam. Güzel soru bu da. Hocam. Efendim. Tamam hocam dedim. Bakayım hocam. Okuyorsun değil mi soruyor? Evet. Aşağıdaki tabloda 80 daireli bir apartmandaki dairelerin kapı numaralarına göre oda sayıları verilmiştir. Kapı numarasına göre oda sayısı birden büyük eşit de olabilir. X'den büyük eşit olur 20, 21, 21 2 odalı, 21 x 3 odalı. Buna göre bu apartmandaki bazı kapı numaralarından biri rastgele seçildiğinde bu kapı numarasına ait dairenin en az 2 odalı bir daire olma olasılığı kaçtır? Şimdi benimle beraber git. Bir odalı kapı numarası birden 20'ye kadarsa 20 daire var mıdır? Evet hocam. 21 ile 50 arasında ikisinde eşitlik var. Yani 21 ile 50 dahil. 50'den 21 çıkar 29. Dahilden 9. Artı 1 ekliyorsun. 30 tane de burada mı daire var? Evet. Peki toplam sorunun başında 80 daire demiş. 20 daire 1 odalı, 30 daire 2 odalı, 50 daire. 80'den 50 çıkar, 3 odalı da 30 tane mi kaldı? Evet. En az 2 diyorsa 1 odalıları almayacağım ama 3 odalıları alacağım. Çünkü en az 2 diyor. En az 2 diyorsa 3 4 5'i de alabilirim yani. Yukarıya çıkan oda sayılarını da alabilirim. Doğru muyum? Evet. Bak burası önemli. Sadece 2 odalı deseydi 30'u alacaktım. En az 2 odalı dediği için sonuçta 3 odanın içinde de kesinlikle 2 oda var mı? Var hocam. Tamam, bu en az en çok sorularına dikkat et. En az diyorsa tavana kadar gidiyorsun. Eğer sana en çok 3 odalı deseydi 2 ile 1'i almayacaktın. En çok 3 diyor ya. 3 oda olmasını istiyor. Şimdi en çok 3 odalı olsun istiyorum. Pardon. en çok 3 odalı olsun istiyorum dediğinde 2 oda, 1 oda diye aşağı inersin. Ama en az 2 oda dediği için en az 2'yi aldığın gibi 3'ü de almak zorundasın. Çünkü 3 odanın içinde de 2 oda gezer. 30 daire, 30 daire daha 60 daire mi yaptı? Evet. 60 dairenin içinde kesinlikle 2 odalı var. Tüm daire sayısı kaç? 80. 80'de 60. Sıfırlar gitti. 6'yı 2'ye böl 3. 8'i 2'ye böl 3 bölü 4. Tamam. 4. Anladın mı? Evet. Devam edelim. Tamam hocam. Hazır mısın? Evet. Evet, bu soru. Tamam. Aynur eşit parçalara ayrılmış bir çark çizmiş ve bazı parçaları yeşile boyamıştır. Aynur bu çarkı çevirdiğinde çarkın ibresinin yeşil gösterme olasılığının 1/3 olmasını istenmektedir. Evet. Buna göre Aynur'un yeşil ibre gösterme olasılığının 1/3 olmasını. Tamam hocam. Buna göre Aynur bu çarkın kaç parçasını daha yeşile bulamalıdır. Bakayım kaç tane? 1, 2, say bakalım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 tane var. 3 tanesi yeşil. Şimdi galiba denizli olacak. Ama bak ne diyor? Kaç parçasını daha yeşile boyamalıdır? O zaman 1 hocam. Aferin. Çaktın köfteyi. Evet hocam. Evet. Direkt şey sandım. Devam. Ama işte onlara dikkat et. Bunlar soruların tuzakları. Soruların son kısmını iyi okuyacaksın. Tamam hocam. Bildiğin yerden tokat yiyorsun gibi oluyor bu da. Evet. Şimdi geldi mi sesim hocam? Geliyor sesin. Tamam. Bir zar havaya atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının 3'ten küçük olmama olasılığı kaçtır? Şimdi 3'ten küçük olma olasılığı 1 ile 2 midir? Evet. Yani 2/6'dır değil mi? Evet. 2/6 demek 4. 2/3 mü demek? Evet hocam, direkt. Şimdi 1/3 3'ten küçük olma. Ama bana olmamayı soruyor. Bak dikkat et, şıklarda 1/3 de var. 1/3 olmayacak mı hocam? Hayır, yok okuyacağım, şey olacak. 1'den 1/3 çıkartacaksın. Oradan çıkacak. 2/3. Ya da nasıl yapardın? 3'ten küçük olmama 4 durum var. 4 durum, bütün durumlar 6. 2/3 Adana cevap. Tamam. Emre, tamam. Anladın mı? Evet, evet hocam. Tamam, iki durumla da gösterdim. Evet, evet. Evet, bu soruya da bakalım. Şeyi tamamlamıştım mı? Tamam. 21 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katından 3 eksiktir. 2 katından 3 eksiktir. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Hemen. 2, evet. Bakalım hemen. Peki erkeklerle kızlar diye ayırsam, kızların sayısına x desem Emre. Evet. Ekrana bak. Öyle düşün. O da 2x - 3. Aferin. Sonuçta bunların toplamı eşittir 21 mi? Evet. Mevcut. 2x daha. Evet hocam. 3x - 3. Bu tarafa geçti. 24 o çıktı oradan. X kaç? 8. Şimdi 8'i yerine koyalım. Demek ki kızlar 8 kişiymiş. Kişi, evet. Erkekler de 13. 16. 16 3 kar 13. Evet. 13. Bize ne diyor? 21. Seçilen öğrencinin kız olma olasılığı. 8 bölü 20. 8 bölü 21. Doğru cevap. Güzel. Evet. Evet, bu soruya bakalım. Bakalım hocam. Yukarıdaki verilen hedef tahtası kenarları santim cinsinden artışık çift sayılar olan 3 tane karenin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. AB eşittir 30 santim olduğuna göre hedef tahtasına isabet eden bir okun 2 numaralı bir örgü hesap etmiş olma olasılığı kaçtır? Evet. Hadi bakalım, yorum yap bunu. Hocam, evet. Hocam şimdi 25 şey al. Evet. Nasıl yapabilirsin bunu? Bölge. Allah hocam. En fazla 3 olacak. Birden fazla olur diye düşünüyorum ama. Bu sorular işte tam sınav sorusu. Yapacağım sana ama denklemi iyi kurman lazım bu soruda. Biraz şey, değişik bir şey. AB'ye 30 vermiş. Ardışık çift sayılar demiş. Eğer birinci kareye x dersen x artı 2, x artı 4. Hepsinin toplamını 30'a eşitleyip x'i bulacaksın önce. Hocam. Anladın mı dediğim yerde? Olur. Yapalım beraber. Ekrana bak. Hocam. Şey, tahtadan mı yapacaksınız buradan mı? Yok yok, burada x dedim. Tamam hocam. 2 artı 2 ardışık çift sayı diyorsa 2 2 gitmesi gerekmiyor mu? 2 2 büyümeyecek. Evet. Peki AB'yi sana ne vermiş? 30. Üçünü topla. 1x, 2x, 3x. Evet. 4 daha 6 eşittir 30'sa buradan 3x eşittir 6'yı bu tarafa gönder 20 74 kaç çıkar buradan yine 8. Peki şimdi hedef tahtasına isabet eden bir okun 2 numaralı bölgeye isabeti. Şimdi x'i 8 buldum. Buranın bir kenarı 8 ise buranın bir kenarı 10'sa, buranın bir kenarı 12 olmayacak mı 2 2 attığı için? Evet. Peki 8 kere 8 alan 64. 10 kere 10 alan 12 kere 12 alan 144. Şimdi gelelim olasılık. Olasılık ne der? Tüm durumlar. Tüm durumları topla. 100, 200, 260, 300, 308. 308. Oo. Benden 2 numaralı bölgeye isabet etmiş. 2 numaranın alanı ne? 100. 100. Her ikisini 4'e böl. 100'ü 4'e böl. 25. 308'i 4'e böl. 77. Cevap Adana. Adana. Anladın mı cevabı? Evet. Nasıl güzel soruymuş ama değil mi? Ben ilk başta orada x artı 2 falan onu anlayamadım. Ama yukarıda diyormuş ya zaten ya. Yukarıda söylüyormuş ama. Bir dakika. Bir daha söyle bakayım bana. Şimdi tamam değil mi o an? Evet. Şimdi tamam. Tamam. O önemli olan yeri ben merak ettim de. Tamamdır. Evet, bu soruya da bakalım. 13. soru. 4 seçenekli bir test sorusuna bunları rastgele cevaplayan Asya'nın bu soruyu yanlış cevaplama olasılığı yüzde kaçtır? Cevaplama olasılığı yüzde kaçtır? Ha. 4 seçenekli. Evet, güzel bir soru. 4 seçenek var. Aynı bu soruda olduğu gibi Emre. Evet. Asya'nın bu soruyu yanlış cevaplama. Sonuçta bir soruda bir tane doğru olur, 3 tane yanlış olur. Doğru muyum? Evet. Peki. %75. He, yanlış cevaplama olasılığı 3/4 kesirli bir sayıyı yüzdeliğe çevirmen için paydayı 100 yapman lazım. 25 ile genişletmem lazım. Değil mi? 25 değil mi hocam? 75 %75. Aynı zamanda biz bunu nasıl yapıyoruz? %75. Hem bazı konularda tekrar